Akelleci bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet hemen gündemimizle başlayalım. Galatasaray'la başlayacağız. Malum Sarı Kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 2. Öneleme turunda bir maça çıkacak. Azerbaycan ekibi Nefçi Bakü karşısında bu akşam saat 19'da başlayacak mücadele. Ve bu karşılaşmayla birlikte aslında Galatasaray'ın yoğun fikstürü de başlamış olacak. Avrupa maçının ardından bir Başakşehir maçı ardından da Fenerbahçe derbisini izleyeceğiz. Şimdi Galatasaray'ı e, ...detaylıca konuşalım istiyorum ben Serdar Kelleci. Öncelikle bu akşamki maç için neler söylersin? Şimdi birazdan nefçi Bakü'yü izledim. E, nasıl bir takımla karşılaşacağımıza bakmak için en azından. Bu adını unuttum tabii şimdi takım değişik bir takımda Azerbaycan takımı. E, i̇yi bir futbol oynadılar mı? E, önde bas, basıyorlar, daha hakim oynamaya çalıştılar. 2-0 kaybettiler... Ee, ama çok eksiği gidiyor olan bir takım. Ön tarafı etkili bir takım diyebiliriz ama arka tarafında ciddi problemler e, olan bir takım. Bu işte e, sağ bekleri var. Cabir yalnız hani bizde süperlikte orta seviye takımlarda rahat oynayabilecek bir sağ bek diye Sun kayıt. Sun kayıt takımı evet evet bravo. Baktım da söyledim bildiğimden Bak. değil. Baktım da söyledim. Ee, bir sağ stoperleri var. Emboj diye. Ee, i̇ki stoper de Krivotsuk diye bir stoperleri daha var. Sol stoper. İki stoperde hata yapmaya çok meyilli isimler. Hmm. Dolayısıyla onların üzerine gidip o özellikle sol stoperin ağırlığından faydalanabilir. İşte Falcao ya da Cagne ee, orada Fegulin'in, Belhanda'nın biraz daha öyle sağlı sağa kayarak belki oyunları orada hata yapmaya teşvik edebilir. İki stoperin de çünkü hamle kabiliyeti açısından biri çok ağır biri de tek hamleli. Hmm. Yani bu çok büyük risk. Penaltı e, yaptırabilme ihtimalleri fazla. Evet. Ama ben seviye olarak ciddi bir tabii ki seviye farkı olduğunu söyleyebilirim. Gaziantep önünde izlediğim Galatasaray mesela çok hızlı ve çabuk oynayan bir takımdı. Bunu yalnız Nefçi Bakü takımı da ara ara yapabiliyor. Ya yani bu kadar Galatasaray kadar sürekli yapmasa da ara ara yapabiliyor. Ama ben yine de akşamki maç için Galatasaray'ı çok favori gördüğümü söyleyebilirim. Peki şimdi kadroda rotasyon olabilir mi? Bunları da daha detaylı konuşacağız ama Mehmet Emin Uluştan da nasıl bir karşılaşma beklediğine dair bir ilk yorum alayım. Yani kağıt üstünde Nefsi Bakü Galatasaray'ı yan yana yazdığın zaman kimse Nefsi Bakü'yü favori görmez. Hatta Nefsi Bakü cephesi bu fikirleri diye düşünüyorum ama futbol başka bir şey. Özellikle bizim takımlarımızın bu eleme turlarında saçma sapan yenilgileri, elenmeleri akla gelince bir de sezonun çok başı. Evet Galatasaray belki galibiyetle başladı. Hatta beklentilerin üstünde bir performansla galibiyet aldı. Ama Avrupa maçları farklı oluyor. İnşallah biz e, ismi kadar büyük bir Galatasaray görürüz sonuç lehimize olur. Temennim bu yönde yani. Evet bu arada e, şimdi detayları tabii ki konuşacağız ama hemen bir bilgi verelim. Bu karşılaşmanın özeti değerli izleyenler Galatasaray ve Nefçi Bakü arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme karşılaşmasının özetini saat 21.30'da Aspor ekranlarından izleyebilirsiniz diyelim. Bu e, bilgiyi de verelim e, çünkü Galatasaray taraftarları futbol severler mutlaka e, Avrupa maçında da nasıl bir performans göstereceğini sarı kırmızıları merak merakla bekleyecektir. E, tabii ki ben de açıkçası akşam için e, heyecanlanıyorum çünkü nihayetinde bir Avrupa Kupası maçı ve Galatasaray'ın önümüzdeki e, serüveniyle ilişkin yine ipucu verecek bir maç olacak. Neden? Çünkü Gaziantep maçında izlediğimiz Galatasaray bizi bize şu soruyu sordurtturuyor tabii. Yani Gaziantep mi çok kötüydü, Galatasaray mı çok kötüydü? Ben biraz Galatasaray, Galatasaray mı çok iyiydi? Ben biraz Galatasaray çok iyiydi tarafındayım ama bunu teyit edecek maç da bu maç olabilir. Çünkü Nefçi Bakü şu anlamda oyunu en azından sertleştirme anlamında o alan daraltma anlamında bu işleri çok da kötü yapan bir takım değil. Dolayısıyla Gaziantep Galatasaray'a çok alan verdi doğru ama Galatasaray'da biraz da o alanı kendi oluşturdu bunu da söyleyebilirim. Ama evet. Nefçi Bakü bu anlamda bir teyit maçı olacak Galatasaray'ın önümüzdeki maçlardaki serüvenine ilişkin. Ben o yüzden çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben yine ama yine iyi bir Galatasaray oyunu bekliyorum. Ama kadroda çok aşırı bir rotasyon olursa bu Galatasaray için bir tehlike de olabilir. Şimdi onu konuşalım muhtemelimiz varsa isteyelim arkadaşlarımızdan Tabii. nasıl bir e, rotasyon beklersin ya da ne kadar olmalı? Ya yani Bence rotasyon burada olmamalı. Çünkü şöyle bir şey var burayı kaybettiğin anda bir e, kırılma anı oluşabiliyor takımlarda. Hı hı. Bu Avrupa Kupası maçta ben şuna hiç katılmıyorum yani 50 maç 40 maç oynayacak takımlar bir de Avrupa Kupası eklenirse... Ya Şimdi eklensin. rotasyon demişken hemen bakalım. E, kalede Fatih göreceğiz. Donk Marka bir kere orada bir Luyendama değişikliğini görüyoruz. E, Omar Saratçı beklerde e, izleyeceğiz. Taylan, Ömer, Fegüli, Belanda, Babel ve Cagne. Burada Babel, Cagne ve Donk e, isimleri. Tabii yine Gaziantep maçıyla karşılaştırırsak da e, Ömer'i ilk 11'de bekliyoruz. Tabii bu muhtemel 11, tekrarlayalım. Şimdi burada e, Galatasaray'ın özellikle... E, Ömer Babel Cagne çünkü burada Fatih Hoca şöyle bir merkez oyuncularını özellikle işte Ömer Babel, işte Taylan Fegülü Belhanda gibi oyuncuları biraz daha e, yakın oynattırıyor birine. İkili ikili, üçlü üçlü bloklar evet. oluşturuyor. ve Ama burada Ömer Babel ikilisi, Babel'i mesela oyuna girdikten sonra Gaziantep maçında Galatasaray'ın oyun hızını hala kesmeye devam edecek bir görüntü verdi. Neden? Hı. Şimdi Galatasaray bir e, hücum geçişi yapıyor, Babel, top Babel'in ayağına geliyor. Gaziantep savunmasında 2-3 kişi yakalanmış, Babel topu çekiyor ve geri. Her zaman yaptığı o e, Babel'e has e, bir hareket var ya topu çeker ondan evet, sonra evet. set oyununa dönersin. Ya bu bu kadar hızlı oynamayı artık şiar e, haline getirmiş bir takım için, getirecek olan bir takım ya da Fatih Hoca'nın hedefini söyleyeyim. Bu bir el frenidir, başka bir şey değildir Babel'in yaptığı. Babel kötü bir oyuncu değil bunu söylemiyorum bu başka bir şey ama bazı oyuncu tipleri bazı takımlara olmuyor, olmaz da. Çünkü senin oynadığınla, Babel'in oynadığı çok farklı şey. Oyuncunun repertuarı takımın senaryosunu genişletir. Ama oyuncunun eğer repertuarı farklı bir, atıyorum bir Shakespeare oynuyor, sen başka bir şey oynuyorsun. Oynamaya çalışıyorsun. Shakespeare oynamış bir adamla sen başka bir oyun oynayamazsın. Dolayısıyla... O zaman ön tarafta böyle bir değişikliğin olması... Ben çok beklediğim bir değişiklik değil. Burada bir Emre Kılınç... Arda Turan varken ben her zaman için üçüncü opsiyon Babel diye düşünülmeli derim. Çünkü burada size oyun hızı katacak olan oyuncu Arda Turan olur. Emre Kılınç olur. Arda Turan'ı sadece adam eksiltme vesaire olarak bakmayalım. Emre Kılınç evet dikine giden bir adam evet ama Arda Turan da o pas karakteriyle bu oyun hızını size sağlayabilir. Ama Babel top ayağına değdiği zaman hani stop pas olayını hiç yapan bir adam değil zaten. Alıyor, bekletiyor, duruyor. Herkes, bütün takım yerleşiyor. Rakip de yerleşiyor. Hadi bir daha savunmayı tekrar e, yani hücumu tekrar başlatalım. Peki şimdi Antep maçında Mehmet Emin olur, oturmuş bir daha doğrusu nispeten hazır bir görüntü veren bir Galatasaray e, görmüştük. Bu rotasyon nasıl bir görüntü şimdi, verir acaba? İki kadro birbirinden çok farklı. Bir kere bu 4-2-3-1 oynayan bir kadro. Hı -hı. Antep maçındaki kadro daha çok 4-1-4-1'e yakın bir kadroydu. Daha hücum oynayan bir takımdı. Bu kadroda farklı olarak kim var? E, Luyendima, Arda, Emre, Falka yok. Evet. Donka itiraz etmem. Ömer'e de itiraz etmem. Ama Babel ve Jagne benim için soru işaretleri. Falka her ne kadar o hayal ettiğimiz performansı olmasa bile iki tane gol attı moralli başladı. Öbür tarafta e, Arda beklentilerin üstüne bir performans sergiledi. Keza Emre yakaladığı e devam ettiriyor evet. görünüyor. Şimdi o ilk maçta lig maçından bahsediyorum. Daha efektif bir takım vardı. Hücum eden, hücum zenginliği olan bir takım vardı. Burada Dong Taylan, Ömer Belhan da hatta dördünü birbirlerine yakınlaştığında eee ihtimalini düşünürsek daha savunmacı, daha garantili bir kadro gibi görünüyor bu. Evet. E, gol yemeye yönelik ama Babel'le Jagnese hücum anlamında ne katacak, ne kadar cevap verecek beklentileri o konuda emin değilim. Yani ideal performanslarında olsalar çok da tartışacak bir durum yok. Ee, ama burada e, biraz önce sevgili Serdar'ın vurgusu üstünden gitmek istiyorum. Avrupa'da devam etmek isteyen bir Galatasaray mı göreceğiz? Yoksa olursa olur, olmasa da bizim önceliğimiz Lig diyen bir Galatasaray mı izleyeceğiz? Çünkü... Maç sayısının arttığı Süper Lig'e bir de Avrupa bir de Türkiye Kupası evet. ekleyeceksiniz. Hedefiniz ne? Amacınız ne? Ama bu söylediğimiz sanki genel anlamda Fatih Terim zihniyetiyle çok da bağdaşmayan bir şey. Şimdi Fatih Terim zihniyetiyle bağdaşmıyor tabii de normalde zaten bunun çok e, akılcı bir yapı olduğuna da inanmıyorum ben. Çünkü işte e, bugün yaptığınız hatalar yarın önünüze çok farklı çıkıyor. Nedir? Türk takımlarının önceki yıllarda Avrupa ligini çok ciddiye almamalarından mütevellit geldiğimiz nokta ülke işte, puanının etkilenmesi ülke puanının evet. geldiği nokta garip bir şekilde de herkes topu diğerine atıyor. Mesela şu anda en çok kime? Başakşehir'i eleştiriyoruz biz. Niye? Hani Fenerbahçe aynısını yaptığında eleştirir misin? Eleştirebilir misin? Alacağın cevap çok ağır olur. Galatasaray yaptığında bir şey söyleyebiliyor musun? Yok Galatasaray'ın taraftarı, camiası efendim sosyal medya gücü, medya gücü her şey daha farklı. Keza Beşiktaş'ta ve Trabzon'da da. Ama garibin Başakşehir vur kafasına kimse bir şey söylemiyor. Sanki bütün suçlu Başakşehir'miş gibi konuşabiliyoruz. Ama eleştirmemiz gereken aslında kendimiziz. Herkes kendine bir çeki düzen verse. Ya bir de şöyle bir şey var. Avrupa Ligi'ni küçümseyebilecek kadar küstahız. Çünkü biz Şampiyonlar Ligi'nde her sene kupalar alıyoruz, finaller oynuyoruz. Yarı bir finalden... alınacak her puanı ne kadar önemli olduğunu Hayır. unutuyoruz. Birazdan. Ya arkadaş, 100 yıllık kulüplerin olduğu bir ülkede tarihi boyunca aldığın tek kupa 20 sene önce ya. 20 seneyi geçti. Galatasaray'la aldığın bir UEFA kupası var. Onun e, verdiği fırsatı da değerlendirip süper kupaya da ulaştın. O günleri yaşadık ama konuşumu sadece bu. Yabancılarla konuşuyorsan biz UEFA kupasını aldık. Kendi işimize konuşuyorsak Galatasaray UEFA kupasını aldık. Nerede öbür takımlar? Ne yapıyor öbür takımlar? Veya Galatasaray ne yaptı o kupanın üstüne? Neredeyiz biz? Evet. UEFA Avrupa Ligi çok da önemli değil. E Arkadaşlar o önemli mi değil? Bu önemli. Ne bizim için önemli? Süper Lig'de şampiyon olalım. Aferin sana. ol ya daha geçen gün konuştuk işte. Adamlar doymuyor diyoruz. İtalya'da Juventus doymuyor. Fransa'da Saint Germain doymuyor. Bayern, Bayern Münih, doymuyor. Aç, aç resmen adamlar ya. Barcelona, Real ya yani Madrid doymuyor. İki sezon Nevzat söyledi galiba. O futbolcuların doyması ile ilgili bir ifade kullandı. Ben katılmadım. o zaman da belirtmiştim. İşte i̇ki sezon üst üste olan, üst üste şampiyon olan oyuncuların doyum doyuma ulaşma. Sizin mideniz mi ufak kardeşim? Elalem niye doymuyor ya? Ya bu işte bu yani biraz... Yani Barcelona'sı, diyor. Real Madrid niye doymuyor? De. Niye Atletico Madrid kendini evet, parçalıyor? Şimdi İşin PR kısmını unutuyoruz zaten. Şimdi cep telefonuyla bir siteye giriyorsun. Herhangi bir uygulamaya giriyorsun. Sana durmadan bir reklam çıkıyor hatta... He onu söyleyecektim bak, giremiyorsun bak, reklam girer çünkü. Şöyle söyleyeyim bir ürün almaya karar verdim vazgeçtim. Yani 10 gün boyunca o ürün sürekli e, bana telefonumda çıkmaya başladı evet. reklam olarak. Aynı ürün. Alana kadar. Tabii tabii ama çok farklı sitelerden. Şimdi burada da Avrupa Ligi ne demek? Avrupa Ligi senin müşterini, taraftarını nasıl adledersen bilmiyorum artık. Diri tutacak bir unsurdur. Neden? Sen şimdi cumartesi maç oynuyorsun. Sonra gidiyorsun salı çarşamba maç oynuyorsun. Bu senin hem ürün anlamında daha fazla ürün pazarlamanı sağlar. İşte application'lar, aplikasyonlar falan üretiyorsun, bir şey pazarlıyorsun. Onların daha çok satılmasını sağlar. Ya bu Avrupa denen macera ya da Türkiye Kupası ya da Süper Lig. Bunların hepsi bir. Ya bunları birinden ayrı kabul edemezsin ve hepsinin kendi içinde dinamikleri çok ayrı. Dolayısıyla ben işte Türkiye Kupası'nı önemsemeyeyim. Ben Avrupa Ligi'ni önemsemeyeyim. Sen o zaman sadece Süper Ligi ürün satarsın. Başka bir şey olmaz. Sen ama haftanın 4 günü 5 günü ürün satmak istiyorsan bunların hepsine aynı değeri vermek zorundasın. Ya ben açıkçası önemsenmediğini düşünmüyorum ama bu rotasyona baktığımız zaman e... Bu değil Galatasaray üzerinde konuşmuyoruz evet, 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 Genel ee, evet, evet, Türk futbolunun yani. da Türk insanının diyeyim. Maalesef, Belki ben de bunun için değildir bilmiyorum. yoksa şu kadro, şu bakıyoruz rotasyon olaya. Rotasyon 3-4 oyuncu olmuş bu normal şimdi Galatasaray şöyle, kadrosu için. E, şimdi şöyle Gaziantep maçında da gördük bu oyuncular e, oyuna sonradan girdi ve dediğiniz gibi hem Türkiye Kupası'nı düşündüğümüz zaman hem 40 maçlık lig periyodunu düşündüğümüz zaman e, bu oyuncular illaki bir yerlerde devreye girmek zorunda kalacaklar zaten. Çünkü hani Falcao dediğimiz, Arda Turan dediğimiz oyuncular zaten bu süreci tamamen e, götürebilecek, tek başlarına bu götürebilecek oyuncular değiller. Bu arada şöyle bir fiksürü var. Galatasaray bu hafta Başakşehir'le oynuyor. Evet. Sonra Fenerbahçe'yle Fenerbahçe oynuyor. Yani bunların da hepsini hesaplıyor. Bu arada şimdi... E, muhtemel rotasyondan bahsediyoruz. Jagne. Ben Jagne'yi çok ağır eleştiriyorum. Ama düne, düne kadar bu adam gol kralıydı. Kıymetli bir oyuncuydu. Evet. Babel Hollanda milli takımı oyuncusu. Donk dediğin adam e, stoper kadar stoper oynuyor. Önlü ver daha fazla önlü ver oynuyor. Öbür tarafta Ömer Bayram. Belki geldiği gün itibariyle e, Galatasaray'ın yedek kulübesine yakıştırılıyordu da adam inanılmaz şeyler yaptı. Doğru. Yani bu, bu kadroyu yerden yere vuracak halim yok benim. Aksine söylüyorum evet, yani evet. bu kadro e, Antep maçında oynayan gruba göre çok daha şiddetli, dirençli, savunma yapabilecek bir kadro. Deplasmanda oynuyorsun, tam olarak hazır değilsin. Yalnız belki de doğrusu maç. budur. Nasıl? Tek maç. Onu söylüyorum zaten işte. Deplasmanda oynuyorsun, tutmak zorundasın. Her evet, şeyden evet. önce tutmak zorundasın. Doğru kadro belki de budur. Daha dirençli, daha doğru savunma yapan yani evet. biz şimdi Galatasaray Nefçi bakıyor, elesin istiyoruz. Türk takımı bizim takımımız Tabii ki. elesin başarılı olsun İnşallah devamını getirsin. Ama öte yandan Nefçi Bakü için şu var. İsim olarak büyük bir takımı eleme fırsatıyla çıkacaksın. Tek maç oynuyorsun kendi sahanda oynuyorsun. Hı hı. Karambol al Pauk aldı başına gidiyor ya. Beşiktaş'ı nasıl eledik Benfica adamlar de gitti Benfica'yı eledi. Yani Nefçi Bakü için bu maç çok daha fazla anlam içeriyor. Evet. Belki onlar bizdeki kadar Zengin değillerdir. Belki UEFA'da kazandıkları paralar kıymetlidir. Biz çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz ya. Ha, işte Avrupa'ya işte. Oradan para da gelmiyor zaten. Çünkü hepimizin kasası dolu ya düşünsene. Avrupa'dan gelecek parayla falan ilgilenmiyoruz biz. Yani ben bu kadroya itiraz etmem. Sadece Jagne ile Babel'in nasıl performans göstereceklerini merak Biraz ediyorum. Biraz soru işareti. Senden. Yani Jagne'ye sadece ufak bir ek yapayım. E, Gaziantep maçında girdiği dakikadan sonra iki, bir dakika içerisinde iki pozisyona girdi. Bu bir santifor için benim yani en azından ilk baktığım meziyet budur. Ne kadar e, pozisyona giriyor. Yani gol atması inanın, çok önemli değildir benim için. Hep öyle bakarım santiforlara. Ne kadar pozisyona girebiliyor... Jagman iki pozisyona girdi ki çok tane hani, takip edenler bilir çok beğendiğim bir oyuncu hiçbir zaman olmadı ama hı hı. bir dakika içinde bir santfor iki pozisyona kendini sokabiliyorsa çok önemli bir meziyettir. O gol atması çok önemli değildir bölümüne bir noktada şer koyacağım. Siliman de çok pozisyona giriyordu, gol çok atmıyordu. spesifik bir örnek tamam kabul ediyorum. Bu çok, çok pozisyona giriyordu. Ama bu adam atıyordu. da. Hayır şimdi. Bu yani 32 falan attı yani Türkiye Süper Liginde. Kasımpaşa'da attı. Kasımpaşa Galatasaray'da da gol sayısı kötü değil. Galatasaray'da gol sayısının ağırlığını penaltılar taşıdı diye ya hatırlıyorum Attı ben. mı attı. Sonuçta hani totalinde hep ona bakıyoruz. Ha Ama çok beğendiğim bir oyuncu mu? Yani, değil. Değil bu arada. 13 milyon euro verip de o performansı aldım mı dersen ben almadım. Ya der. bendeki zaten tezahürü cagde transferinin e, sıfırdan bir ürün mal ediyorsun. Ozan Kabak gibi. Sıfırdan. %100 kar marjıyla satıyorsun. Böyle bir kar marjı yoktur dünyada. Yani evet. sıfırdan yapacaksın. Maliyetsiz neredeyse. Onu satıyorsun. Ondan sonra gidip aldığın e, ürün onu yerine koyamıyorsun. Ben Jagney'i böyle okurum her zaman. O yüzden belki bu kadar e, ağır eleştirdim bugüne kadar Jagney'i. Peki ben...